reflü rahatsızlığında bitkisel destek mümkün mü? Elbette. Şimdi yıllardır reflü için ne yapılıyor? Uzmanlar reflüm var deyince tamam. Proton pompası veya hidrojen inhibitörü denen çeşit çeşit ilaçlar veriliyor vatandaşa. Efendim mide asidi yükseldi. Bunu baskılayalım. Mide asidini azaltalım. Burada problem mide asidinin çoğalmasından değil. Evet. Aksine kalitesinin azalmasından kaynaklanıyor reflü. Mide asidi sert olursa ne yapar? Et, ekmek, sebze, meyve ne yerseniz yiyin. Hepsini haşlar. Ve bulamaç gibi püre haline dönüştürür. Hazmedilecek hale getirir. 12 parmağı bağırsağına gönderir. Fakat kişi mesela yemek sırasında çok sıvı tüketiyorsa çay, kahve, kola efendim vesaire vesaire ve yemekten sonra da çok su içiyorsa ne olur? Mide asidinin pH'i bozulur. Mide çok sert bir asit salgılar. Hidroklorik asit. Bu asit çok sert olduğu için mideni yakabilir. Mide kendini kendi asidinden korumak için çok özel bir sodyum karbonat bariyeri oluşturuyor. Burada kendini koruyor bir tabaka var. Mide mukozası kendini kendi salgılamış olduğu asitten koruyor. Yoksa mideyi yakabilir. O kadar sert bir asit. Kişi yanlışlıkla diyelim ki bir çocuk paslı bir parayı metali yuttu. Saniyede pırıl pırıl eder. O kadar sert bir asit. Yediğimiz bütün besinleri mide asidi haşlar. Bir, besinlerdeki bakteri, virüs, mantar, parazit, larva ne varsa öldürür mide asidi. Mide asidi kaynar kazan gibi veya fırın gibi. Yenilen bütün besinleri haşlar. Mikropları öldürür. Siz su içtiniz bol bol. Yemekten önce içebilirsiniz istediğiniz kadar. Çünkü yemek yerken o zaten aşağı gitti. Emildi gitti. Problem yok. Fakat kişi yemek yerken çok sıvı tüketirse veya yemekten sonra sıvı tüketirse mide asidinin pH'i 1,5-2. Nereye düşer? 4'e 5'e. 4'e 5'e düştüğü zaman mide asidi kalitesi bozulduğu zaman etkisi de azalır. Bu aynı şuna benzer. Patates haşlayacaksınız. Neyle haşlarsınız? Kaynar suyla. Ilık suyla patates haşlanır mı? Haşlanmaz. 30 derece aç, günlerce bekle, haşlayamazsın. Kesinlikle evet. Mide asidinin de pH'ini düşürürseniz sıvılarla özellikle kolaydır. Meyve suları hep şeker içerir. Şeker içeren asitli sular, içecekler ne yapar? Mide asidini bozar. Bu nedenle amaç ne olmalı? Mide asidini kalitesini düşürmek değil, kalitesini yükseltmek. Daha sert yapmak. Mide asidi ne kadar sert olursa o kadar kolay sindirir. Şimdi reflün oluş sebebi kişi çok sıvı tüketiyor. Yemek yerken yemek sonra yemedikten sonra da sıvı tüketiyor. Mide asidinin pH'i düşüyor. Düşünce ne oluyor? Besinlerdeki mikroplar ölmüyor. Bunlar başlıyorlar midede zehirli gazlar, zehirli alkoller üretmeye gaz oluşuyor. Gaz. Gaz da ne yapıyor? Mide asidini yukarı doğru sıkıştırıyor. Midenin üst kapağına sfink denir. Sfinkten artık orada hassaslaşıyor. Yukarı sıvı çıkmaya başlıyor. Reflü oluyor. Yani reflün oluş sebebi asitten değil, gazdan meydana geliyor. Tedavi yöntemi ne oluyor? Proton pompası, hidrojen efendim inhibitörü vesaire. Ne oluyor? Bunların hepsi yan tesiri var. Fayda yerine zarar verir, tehlikeli. Kişi daha da ağırlaştırır. Bir önemli durumda bebekler yani yeni doğan bebeklerde ilk 6 ayında bunların mide üst kapakçığı sfink çok böyle stabil olmadığı için, gevşek olduğu için yedikleri içtikleri anne sütü veya yedikleri mama yemezler tabii. Ne oluyor? Yattığı zaman bebek kusabilir. Kustuğu ağzından geri gelebilir. Reflü olabilir. Reflü olabilir. O zaman ne olur? Sırt üstü yatıyorsa akciğerine kaçabilir. Tehlikeli. Bu nedenle evet. Bebekler genellikle ağız üstü yatırılmalı. Kustuğu zaman dışarı gitsin. Sırt üstü yatırmak riskli. Sağa sola yatırmak da iyi değil. Riskli. Veyahut da hafif meyilli, 30 derece meyilli yatırmak gerekir. Kustuğu zaman dışarı atsın. Yani attı, yani reflü olabilir küçük bebekler. Reflü için çok güzel bir çay formülümüz var. Nedir? Kakule. Çok sert. Kakule böyle küçük kesecikler şeklinde bunun içerisinde birçok tohum var. Çörek otu tohumu gibi.
Böyle ezdiğinizde tohumlar var içinde. Kokusu da bayağı bir naneli gibi hocam. Çok güzel, güzel kokusu var. Güzel de bir kokusu var. Kakule. Keskin bir kokusu. Reflüye karşı, şişkinliğe, hazımsızlığa karşı. Kakule gösterdiğimiz gibi. Mesela çaylara katılabilir. Bazı yörelerde kahveye normal katılır. Normal çaylara mı katılır? Normal çaya hocam? Katılır. Evet. Çorbaya katılır. Güzel aroma, tat verir. Hı-hı. Çaya katılır, kahveye katılır. Efendim, çayı yapılır. Reflü için, şişkinlik, hazımsızlık için çok özel bir formül, basit bir formül söyleyeyim. Kakule, papatya, rezene, kimyon, anason. Bunların hepsi gaz emici. Mide ve bağırsaktaki fazladan asit gazı emer, şişkinliği, hazımsızlığı önler, sindirimi kolaylaştırır. Kakule, anason, rezene, efendim, kimyon, başka ne söylemiştim? Bunlar. Bunları kullandığım, bir de papatya da kullanılabilir. Hı hı. Bu beşinin normal olarak karıştırıp bu karışımdan kişi keyfine göre hazırlayabilir. Mesela bazıları bir çorba kaşığı bir litre kaynar suya karıştırarak demliyor. Bazıları iki çorba kaşığı. Kişi kendine göre, sevkine göre ayarlayabilir dozajını. Çayını içtiğinde hazmettirir için. Her zaman her şekilde kullanılabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Avrupa'da bunun küçük bebekler için dahi çayını yapıyorlar ki, tabii özellikle yeni doğan bebekleri rahatsız ediyor bu kusmalar vesaire. Ben küçük bebekler için Melisa'da, yani Oğlut'ta katmak daha iyi. O daha biraz daha sakinleştirici, relax, psikolojik de etki yapar.